Efendim İsveç'in yeni başbakanı bu arada Ankara'nın misafiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de kendisini törenle karşılıyor. Görüşme kritik malumunuz, özellikle NATO üyeliği konusu gündemde. Başlıkları ve detayları Oğuzcan Obuz'dan alacağız. Resmi tören ekranlarınıza canlı olarak yansıyor. Oğuzcan telefon attığımızda dinleyelim detaylarını. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Ankara'ya geldi. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini resmi törenle karşılıyor. Özellikle bando marşlarının ardından Türkiye'nin eski devletlerini temsilen orada bulunan Türk bayraklarını geçerek milli marşlar okunacak. Ardından İsveç Başbakanı buradaki tören kıtasını selamlayacak ve ardından NATO diplomasi kapsamında önemli görüşmeler gerçekleşecek. Görüşmenin hemen törenin ardından başlamasını bekliyoruz. Yaklaşık 45 dakikalık görüşmenin ardından sıra heyetler arasına gelecek ve saatler 8.30 gösterdiğinde ise ortak bir basın toplantısı yapılacak. Peki görüşmelerde neler konuşulacak? Asıl önemli konu bu. Özellikle İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istiyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin de talepleri ortada. Öncelikli olarak aslında silah ambargosunun kaldırılmasını istemişti ve İsveç bu yönde aslında adımını atmıştı. Türkiye'nin özellikle vurguladığı konulardan biri, eğer NATO ülkesi olacaksa İsveç, NATO ruhuna aykırı davranmamalı, NATO ruhuna uygun davranmalı. İşte bu nedenle de aslında İsveç'in silah ambargosu ve bu doğrultudaki diğer kararlarını kaldırması bekleniyordu. Ardından FETÖ, PKK ve PYD örgütlerinin terörist örgüt olarak tanınması talebi vardı. Aynı zamanda o terörist gruplara üye terör mensuplarının da Türkiye'ye iadesi veya o ülkelerden o teröristlerin sınır dışı edilmesi talep edilmişti. Ve aynı zamanda da bununla alakalı sürecin de koordinasyonu istenmişti. Madrid mutabakatı çerçevesinde işte tüm bu mutabakatlar gereği de burada görüşmeler yapılacak. Şu anda da İsveç Başbakanı Kristersson Türk bankasını selamladı ve baş başa görüşmeler için şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak görüşmeler kapsamında yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Görüşmenin diğer ayrıntıları da aslında ziyaret neden şimdi oldu. Ulf Kristersson yeni başbakan seçildi. Türkiye daha önce İsveç'in asla adımları yeterli bulmuyordu. Seçim bekleniyordu. İşte seçimden sonra da İsveç'in Madrid mutabakatı çerçevesinde teröristlere karşı adım atması bekleniyor ve bu doğrultuda da yılbaşından önce, yani 2023 yılından önce NATO'ya üyeliklerinin tamamlanması isteniyor. Fakat Türkiye bu konuda biraz daha temkinli ilerliyor. Bunun nedeni de aslında İsveç'te yasa geçmesine rağmen 2023 yılı itibarıyla bu yasa geçerli olacak ve Türkiye'de İsveç'in adımlarını somut olarak görmek istiyor. Bu nedenle de aslında Türkiye önümüzdeki dönemde NATO üyeliklerini onaylaması yönünde bir görüş vardı. İsveç ve NATO tarafı da bu süreci hızlandırmak istiyor. Şu ana kadar yapılan birçok görüşme vardı. Üçlü görüşmeler yapıldı Madrid mutabakatının ardından. Hemen ardından İsveç ve Finlandiya'nın Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara'ya gelerek teknik görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde de aslında asıl üzerinde durulan konulardan biri de teröristlerin Türkiye'ye iadesi ve daha önce iadesi istenen teröristlerin de Türkiye'ye nasıl bir formülle getirileceğiydi. İşte bu konular üzerinde 6 saatlik 7 saatlik görüşmeler yapıldı hem İsveç hem Finlandiya ile. Şimdi de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Bu görüşme tabii ki önemli, ortak basın toplantısını hep beraber beklemeye devam edeceğiz. Çünkü verilecek olan mesajlar da yine NATO kapsamında, NATO'nun geleceği kapsamında önem teşkil ediyor. Bu görüşmenin ardındansa NATO diplomasi devam edecek. Özellikle Cumhurbaşkanlarından sonra üçlü diplomasi trafiği de olacak. Kasım ayının sonuna doğru Türkiye, İsveç ve Finlandiya bir kez daha bir araya gelecek. Şu anda da resmi karşılama töreni kapsamında selamlamalar yapıldı. Milli marşların hemen ardından askeri manga selamlandı. Şu anda da bir fotoğraf veriliyor. Bu fotoğrafın hemen ardından ilk önce baş başa görüşmeler başlayacak. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmeleri yapmak için giriyorlar. İlk olarak baş başa görüşme demiştik. Bunun hemen ardından heyetler arası görüşme olacak ve o heyetler arasındaki görüşmede de aslında bugüne kadar gelinen tüm noktalar, tüm konular değerlendirilecek. Hemen ardından basın toplantısı düzenlenecek ve İsveç'in NATO'ya üyeliği kapsamında atılan adımlar masaya yatırılmış olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yapmıştı. İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yapılan bu toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz demişti. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Oğuzcan Obuz detayları aktardı. Bakalım o süreç nasıl şekillenecek? Görüşmeler, temaslar bir sonuç getirecek mi? Takip ediyor olacağız.